Merhaba. Bugün sizlere orijinali Singapur'daki Yale-NUS Üniversitesi'nde felsefe ve uygarlık tarihi dersleri veren Matt Walker tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Konumuz Mengzi olarak da bilinen Mencius'un insan doğası hakkındaki görüşleri. Özellikle de insan doğasının iyi olduğunu söyleyen Mencius'un bunu nasıl savunduğuna göz atacağız. Mencius, ilk Konfüçyüsçü filozoflardandı. Milattan önce 300'lü yıllarda yaşadı. Konfüçyüs gibi Mencius de bireyin iyi bir yaşam sürmesi için hayatında olması gereken belli değerler olduğunu savunuyordu. Bu iyi yaşama dair görüşe Konfüçyüsçü yol da diyebilirsiniz. Konfüçyüsçülüğe göre iyilik, dürüstlük, doğruluk ve bilgelik gibi erdemlere sahip olmak, iyi yaşanmış bir hayatın merkezinde yer alır. Mencius, insan doğasının iyi olduğunu söylediğinde, aslında insanoğlunun bu erdemlere doğuştan yatkın olduğunu anlatmaya çalışıyor. Kendiliğinden bu erdemlere meyilliyiz. Mencius'un dediği gibi iyilik, dürüstlük, doğruluk ve bilgelik, dışarıdan edindiğimiz meziyetler değil özümüz gereği zaten onlara sahibiz Bu görüş ortaya koyarken Mencius tarımla ilgili bir benzetme yapıyor Bu erdemleri filizlere benzetiyor Mensius bu erdem filizlerinin bilişsel ve duygusal eğilimlerimizin yeri olarak tanımladığı kalpte olduğunu söyler Bunun kimi yerlerde kalp akıl olarak da geçtiğini görebilirsiniz Mensius'un düşüncesine göre sahip olduğumuz bu filizleri yetiştirirsek bu erdemlere yönelip tam anlamıyla erdemli hale gelirsek insan doğasını meyve verir hale getirebiliriz. İnsan olarak ilerleriz, gelişiriz. Ancak aklımıza şu soru gelebilir. Mensius insan doğasının iyi olduğunu savunurken hangi kanıtları öne sürüyor? Başka bir deyişle, mensüs iyilik, dürüstlük gibi erdemlere yatkınlığımız olduğunu neye dayanarak düşünüyor? Burada mensüsün görüşlerini içeren ve günümüze ulaşan mensüs kitabındaki en meşhur argümanlardan birine göz atmak istiyorum. Bu argüman kitabın 2A6 kısmında yer alıyor. Felsefe tarihindeki birçok meşhur argüman gibi bu argümanda da bir düşünce deneyine rastlıyoruz. Mensüs'ün bu düşünce deneyini çocuk ve kuyu olayı diye adlandıracağım. Bayanlar baylar, küçük Riya ile tanışın. Küçük Riya'nın bu alanda tıpış tıpış yürüdüğünü hayal edin. Umarsızca bu korkutucu görünen kuyuya doğru ilerliyor. Kuyuya geldi bile küçük Rüya ve işte olanlar oluyor. Ah! Evet, <laughs> gördüğünüz şey sadece bir canlandırmaydı. Onu hemen belirteyim. <laughs> Mensüse göre küçük Rüya'yı bu kuyuya gitmek üzereyken gören biri anında hiç düşünmeksizin içgüdüsel bir tepki verecekti. Mensius'un da kitabın 2A6 kısmında belirttiği gibi böyle bir şeye tanık olduğunda herkes telaşlanır ve şefkat duygusunu hisseder. Şu an bile çocuğu kuyunun içinde hayal ettiğinizde şurada gördüğünüz tepki az bile kalır. Peki Mensius'un bu çocuk ve kuyu olayı düşünce deneyinden ne öğrendik? Mensius'a e göre küçük Ryan'ın içinde bulunduğu tehlikeye karşı düşünmeden verdiğimiz bu tepki iyiliğe doğuştan eğilimli olduğumuzu gösteriyor. Mensius'un görüşüne göre, küçük Riyan'ın olası felaketine karşı tepkimiz doğuştan gelen bir şey. İnsan doğası gereği savunmasız, masum bir canlıyı olası bir tehlike içinde gördüğünde telaşlanmaya ve o canlıya karşı şefkat hissetmeye eğilimlidir. Mensius bu eğilimimizi İnsan doğasındaki iyilik filizlerine bir kanıt olarak gösteriyor. Tabi bu iyilik erdemini tam olarak geliştirdiğimiz anlamına da gelmiyor. Fakat Mencius işte tam da bu yüzden erdemleri filize benzetiyor. İyilik filizi ortaya çıkıyor, sonrasında da büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte Mencius, küçük rüya örneğinde. O duruma verdiğimiz tepkilerimizin kaynağına dair farklı nedenler öne sürülebileceğini de kabul eder. Bunlar için alternatif öneriler de diyebiliriz. Küçük Riya'nın yaşadığı tehlikeye verdiğimiz tepkinin belli bir amaca yönelik bir tepki olduğu öne sürülebilir. Başka bir deyişle biri bundan bir fayda sağlayabileceğini düşündüğü için de küçük Riya için telaşlanabilir ve ona karşı şefkat hissedebilir. Ancak Mensüs bu görüşü reddeder. Mensüse göre küçük Riya'ya karşı olan hislerimizin nedeni herhangi bir fayda sağlayabileceğimizi düşündüğümüzden değil, yani çocuğun anne babasına şirin görünmek, komşular arasında ün salmak istememiz, ya da ne bileyim çocuğun ağlamasından nefret etmemiz değil. Menzius'un düşüncesine göre bu hislerimizin nedeninin ve burada önemli olan verdiğimiz tepkinin kendiliğinden ve düşünmeden olması. Bu da tepkimizin herhangi bir hesaptan bağımsız olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Aa, tabii ki bu konu burada bitmiyor. Menzius'un insan doğası konusundaki fikirlerine karşı çıkan başka görüşler de var. Bazı görüşlere göre insanın doğasının iyi olduğu düşüncesi bariz bir şekilde yanlış. Eğer insan doğası iyi kötülük son derece ender görülmeli. Halbuki etrafımıza baktığımızda insanlarda kabalık, yağmacılık, bayağılık, bencillik, zorbalık gibi kötü özelliklere sık sık rastlıyoruz. Yani kötülük öyle pek de nadir karşılaştığımız bir şey değil. Onun içindir ki Mensius'un düşüncesinin yanlış olduğunu iddia edenler olacaktır. Mensius'un görüşünün aksine insan doğası iyi değil, kötü görünebilir. Bu tür karşıt görüşlere cevap olarak Mensius insan doğasının iyi olduğunu her şekilde savunmaya devam eder. İnsanlar kötüyse bile bunun varoluştan yani doğaları kötü olduğu için olmadığını savunur. İşte bu durumu şöyle anlatıyorum Mensüs. Özü gereği her insan iyi bir insan olabilecek potansiyele sahiptir. İnsan doğası gereği iyidir derken bunu kastediyorum. İnsanın iyi olamaması ise doğası ya da potansiyeliyle ilgili bir sorun değil. Ya da Mensüs'ün başka bir yerde de belirttiği gibi böylesi bir yürek yani cesur bir yürek ya da cesaretin filizi sadece değerli bir kişinin sahip olabileceği bir şey değil. Her insan aslında buna sahip olarak doğuyor. Değerli bir insan ise bunu asla kaybetmiyor. Başka bir deyişle mensüs dünyanın kötü insanlarla dolu olduğunun gayet farkında. Ancak böylesine kötülükler söz konusu olduğunda insan doğasının suçlanamayacağını ileri sürüyor. Bunun yerine bu kötülüklerin insan doğasının iyi gelişememesinden kaynaklandığını söylüyor. İnsan doğası erdemli olmaya eğilimlidir. Ancak bu eğilimlerin önü kesilebilir. Mencius bunu daha iyi açıklayabilmek için Mencius kitabındaki 6A8 kısmında bir kıssa anlatır. Bu kıssanın adı Öküz Dağı. İşte Öküz Dağı. Burası doğası gereği yemyeşil, ağaçlık ve zengin bir toprağa sahip. Şimdi de bir gün boyunca bu yeşilliklerin üzerinde baltalar keserler, otlayan öküz ve koyunlar hayal edin. Öküzdağ ne hale gelir düşünebiliyor musunuz? Tabii ki çoraklaşır. E, bu durumda Mensius, dağının doğal olarak çorak olduğunu düşünmek için hiçbir neden olmadığını savunuyor. Aynı şekilde Mensius İnsanın doğası gereği iyilik, dürüstlük, doğruluk ve bilgeliğe eğilimli olduğunu ısrarla vurguluyor. Öte yandan eğer bir kimse narsistik ebeveynler tarafından ihmal edildiği, karma karışık bir ortamda yetişirse, çok fazla paraya boğulup şımartılır ve yaptığı yanlışlar asla cezalandırılmazsa, tabii ki doğuştan gelen iyi doğasını geliştirip güzelleştirme fırsatı bulamaz. Bunda şaşılacak bir şey yok. Öküz kıssasında olduğu gibi Mensius, insanoğlunun doğuştan kötü olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını savunuyor. Mensius'e göre doğuştan meyilli olduğumuz erdemleri yani filizleri büyütüp yetiştirmek için insanın doğasında keskin değişiklikler yapması ya da radikal dönüşümlerden geçmesi gerekmiyor. İyilik ve dürüstlük gibi erdemleri geliştirmek, Söğüt ağacından ilk fırsatta işimize yarayacak kupa ve kase yapmak gibi bir şey değil. Başka bir deyişle, ahlaki eğitim asla zarar vermez, kimseyi çolak bırakmaz. Aksine, mensüs ahlak eğitimini işinde iyi bir bahçıvana benzetiyor. Bahçıvan, doğal eğilimlerin meyve vermesini sağlayan şartları hazırlar. Yani, söğüt ağacı ile ilgili noktaya dönersek, ahlak eğitimi Söğüt ağacının tam olarak büyüyebilmesi ve gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için onun bakımını üstlenmek ve onu yetiştirmek gibidir diyebiliriz.